Bu kafatası resme Photoshop'la eklenmedi. Evet, ilk başta çok aykırı gözüküyor. Boyutunun kocaman olmasını geçtim, ekseni de bir değişik. Ancak özel bir açıdan bu resme bakıldığında kafatası normal formuna kavuşuyor. Resimde iki elçi görmekteyiz. Soldaki epey gösterişli giyinmiş. Ortadaki masada bulunan figürler acayip detaylar içeriyor. Aritmetik kitabı, yer küre ve güneş saati gibi figürler var. Ve bu figürlerin hepsinden ayrı bir tablo çıkar. O derece incelikli. Ama hepimizi merak ettiği o kafatasına geri dönelim. Ressam bu yamuk diyebileceğimiz kafatasını eserine espri olsun diye eklemedi. Tam tersi, bu kafatası hayatın en temel gerçeğini ifade ediyor. Eserdeki tüm bu dünyevi şölene karşı ölümü hatırlatmak için var bu kafatası. Ressam muhtemelen şöyle demek istiyordu bize. Taktığın o takılar veya giydiğin kürk, elde ettiğin zenginlik veya kudret, bunların hepsi gelip geçici. Günün sonunda senden geriye bir tek bu kafatası kalacak.